İlk kez izliyorum. İksir ve Tonin içeriği hakkında bilgi alabilir miyim diye soruyor izleyicimiz. İksir ve Tonin Şimdi içeriği hakkında kısaca bilgi verelim. Ondan sonra yeni ürünle ilgili konuşalım dilerseniz. Evet, tonik, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak, otu, zeytin yaprağı, sinilot, kekik, tarçın vesaire içerir. Bu midedeki Helicobacter pylori'ye veya bağırsaktaki mantarlara karşı %100 etkili. Klinik araştırması yapılmış. Zaten 60 yıl önce Amerika'da Profesör Doktor Cheney, Profesör Doktor Lester, Profesör Doktor Miller tarafından. Fakat bunun bu Türkiye'de, yani bazıları diyor ki işte lahana suyunu iç, şöyle şöyle olur, lahana suyunu iç, böyle olur. Lahana suyunu haşladığınız zaman etkisi azalır. Mikserde çektiğiniz zaman oksitlenir, etkisi azalır. Çünkü en etken maddeler laktobasilus bakterileri yok olur. Bir, iki, eskiden U vitamini denen, metilmetilyon sulfonil bromit denen bakteri, Helicobacter pylori yok eden etken madde ortadan kalkar. Bunu özel imal etmek gerekir. Artı, özel imal etseniz de yan tesiri var. Nedir? Tiroid bezesinde guatra sebep olur. Anormalliklere iksirle birlikte bu nedenle kullanmak şart. Yani toni tek başına kullansanız uzun uzun süre. Bu nedenle iksirle uzun süre kullanıldığında iksirle kullanmak gerekir. İksirin özelliği ise çok çok farklı. Bu birleşiminde limon suyu, üzüm sirkesi, zencefil, sarımsak, maydanoz, zerdeçal, karanfil, zeytin yaprağı, at kuyruğu otu, kekik, adaçayı, sinirot, tarçın, ısırgan otu vesaire gibi 19 çeşit bitki içerir. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Yavaş yavaş eritir. Buna geçenlerde yeni bir bitki, eskiden Anadolu'da kansere karşı, miyom, tümör, nodüle karşı, lenf bezlerine karşı kullanılan bir bitki. Bana sürekli sağdan soldan bitkiler gelir ki şu bitkinin şu özelliği varmış, doğru mu? Eskiden kullanılıyormuş. Alıyorum, bakıyorum, tanımadığım bir bitki varsa dursun geldi. Belki bununla ilgili yeni bilgileri gelir diyor. Bilemiyorum. Rafa kaldırıyorum. Yeni yeni bitkiler geliyor veya yeni buluş yapanlar da bana geliyor. Şöyle şöyle bir buluş yaptık, ne diyorsunuz diyorlar. Bu ot kanser otu diyor bazı yörede. Mesela Marmara bölgesinde kanser tedavisinde kullanılan bir bitki. Isparta bölgesinde sinirsel nevralji otu diyorlar bazıları. Kahramanmaraş bölgesinde bademcikleri iyileştirdiği için bademcik otu diyorlar. Baktım ki herkes bir şey söylüyor. Ben dedim Gökçek otu diyelim. Kendi sayadım dedim. Gökçek otu var ürünlerin içerisinde. Gökçek otu nedir? Ben bunu 10 gün kullandım denemek için. Çünkü son 3 ay çok soğuk, yaz ayından dolayı çok soğuk su içtim. Bademciklerim şişmişti. 3-4 hafta iksir için bu bademcikler düzensin diye düşünüyordum. Fakat sürekli bu otu bana aynı kişi, yani farklı farklı kişiler farklı farklı rahatsızlar için gönderince bir deneyin bakalım dedim. 10 gün içtim, bademciklerde hiçbir şey kalmadı. Tertemiz oldu. Dedim ki Allah'ım, gerçekten de hiçbir klinik araştırması yok. Homopatide kullanılmış, aromaterapide kullanılmamış, hiçbir yerde kullanmış. Fakat eskiden atalarımızın bildiği, kullandığı, yaşlılar biliyor, gençler tabi bilmiyor. Çok çok etkili bir bitki. Yani mükemmel bir bitki. Bunu çok gözü açık, uyanık birisi kilosunu 500 liraya satıyor. Yani para kazansın, kazanmasın demiyoruz. Herkes kazansın. Ama biraz burada fırsatçılık var. Yani adamcağız bu ottan yanına gittim. Çiftlik kurmuş, tatil köyü, fabrika, şehrin içerisinde villalara yaptırmış. Sadece bu otla. Kilosunu 500 liraya satarsan ne olur? Yani çok fahiş bir şey. Biz bu ürünü bizim ürünlere kattık ama 1 lira dahi zam yapmadık. Yani ürünler şu anda içerik olarak artı, bu otu da içeriyor. Evet, bahsettiğiniz ama, evet. Ama şey yapmamak lazım. İnsanların hastalıklarından bir şeyler hemen oradan bir fırsat kopmak. Tabii. Yani 500 lira değil de 30 lira da satabilirsin.